Ay bu da sır 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 sır. Hiç uğraşamayacağım seninle. Harun uğraşsın. Nermin teyzeciğim. Aslıcığım. Ya tam açıyordum. Şarjım bitti biliyor musun? İyi ki geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Efendim anne. Ya anne. Neredesin sen Harun? Pardon. Alo. Sesin gelmiyor. Alo. Anne. Anneciğim. Alo. Çekmiyor, duyamıyorum. Efendim, alo. Çekmiyor. Harun neredesin? Duyuyor musun beni? Aşkım. Ne haber? Aşkım deme bana, sakın bana aşkım deme. Hangi delikteysen çabuk çıkıp buraya geliyorsun. Teşekkürler. Hadi iyi bakın kendinize. 5 dakika içerisinde burada olmazsan çok büyük olay çıkartacağım, haberin olsun. İşe gidiyorum şu an sevgilim, gelemem. Gelemem. Tamam. Hangi işi ya? Hangi iş pardon? Çünkü ben şirkete gittim. Öyle biri çalışmıyor dediler burada. İşe yeni başladığım için olabilir mi acaba ha? Ne dersin? Saçmalıyorsun şu an. Boşuna durumu büyütmeye gerek yok ya. Lütfen. İşim ne zaman biterse o zaman geleceğim ya. Lütfen. Bu şirket senin oyuncağın değil, tamam mı? Sen de çocuk değilsin. Büyü artık. Öyle ipini koparmış enik gibi nereye koşacağını şaşırdın ya. Vallahi özgürlük yaramadı sana. İyi git. İhtiyacın kalmadı zaten bana artık, değil mi? Sen var ya nankörün tekisin. Git ne halin varsa gör. Daha da bana gelme. Daha da bana gelme. İşim bitince geleceğim. Hepsi bu. Bitti. Ezo? Alo? Ezo mu? Ne oldu? Ne dedi? Ezo! Ezo! Kahretsin! Kahretsin! Bu senin son çıkış bilesin oğlum. Hadi Harun. Hadi. Hadi. Yaparsın. Ezo! Hadi. Ezo! Ezo!
Ezo! Ezo! Ya ne arıyorsun sen burada? Ya sakin ol, boğulacağız şimdi. Dur bir sakin ol, çık. Ya sen niye atladın aşağı, deli misin? Yahu beni sıkıntı bastı, atladım Allah Allah. Ben kendime güveniyorum ki atlıyorum. Sen neyine güveniyorsun, atlıyorsun? Boğulacağım, kalacağım şimdi başıma. Anlaşıldı, sen gerçekten delisin. Ya şu kitleme şu haline bak. Sen çok akıllısın sen. Bilmem, belki ben de deliyim için. Ben çıkacağım şimdi. Delirttiniz beni prenses. Nasıl çıkacağız şimdi biz buradan? Şu kıyıya yüzelim bari. Yanından ayrılma, boğulacağız şimdi. Başıma kalacaksın ha. Peki. Hadi. Yüz. Hadi bakalım. Ezo kim diyorum Nermin teyze? Ne işler çeviriyor senin oğlun? Ha? Niye açmıyorsunuz telefonlarımı? Hayır, Mert söylemese ben nerede olduğunuzu bile bilmeyeceğim yani. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Aslı, öncelikle sesinin tonunu bir kontrol et bakalım. Karşında senin akranın yok. Kendine gel. Peki. Güzel. Şimdi alayım sırayla sorularını. Ezo kim? Ezo, Harun'un patronunun kızı. Patronu öldüğü için de yeni patronu sayılıyor bu durumda. Peki. Ne işiniz var burada? Hı? Harun'un pozisyonu değişti. Artık kasabadaki şirkette çalışacak. Başka? Kredi borçları da ödenmemiş. Evi kaybetmişsiniz. Evi mi? Evet. Kaybetmek demeyelim de orayı ödeyeceğine burayı al dedim Harun'a. Bir dakika. Nasıl yani? Burası sizin mi şimdi? Evet tatlım. Bizim. Hoş geldin tekrar. Ne içersin? Kahve olabilir. Evet olur. Hadi sana zahmet, bana da bir tane yap. Aynı gün içinde yerleş, taşın, koştur, koştur. Çok yoruldum. Mutfak. Kimse yok mu? Bence çok saçmalısın. Ne? Yani kimse yok mu demen. Kimse yoksa yok diyemeyeceğine göre kimse var mı olacak doğrusu. Bak şimdi. Kimse var mı? Bak demek ki yok. Ya kimse yoksa da var diyemeyecek sonuçta. O da doğru. Kimse yok mu? Kimse var mı? Yok. Ne yapıyorsun ya? Ne yapacaksın? Yüze yüze sahile mi gideceksin? Gel hadi. Hadi gel. Üşüdün mü sen? Nereye? Sana kıyafet bakacağım. Kimse yok zaten. Hayır, ben telefonlarımı açmayınca başınıza bir şey falan geldi sandım ama... neyse ki bir sıkıntı yokmuş yani. Sizin açınızdan rahatladım.
Harun ne zaman gelir acaba? İşleri bittiği zaman Aslı'cığım. Hem zaten akşam Aslı'ya uğrarım diyordu. Sen git evde bekle istersen. Yok. Akşam az kaldı zaten. Ben beklerim. Yüzüğün yeni mi? Evet. Harun aldı. Harun. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzelmiş. Nermin teyze, ben sana bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamazsan eğer. Söyle. Harun benden bir miktar para almıştı da, hani epey de oldu. Abimin de parası o. Yani? Yani geri almam lazım da artık. Anlamadım Aslı'cığım, benden mi istiyorsun geri? Hayır, yani senden istemiyorum tabii ki ama Harun Bey'i görebilirsek ondan isteyeceğim. O yüzden. Harun kaçmıyor ki bir yere yavrum. Da. Aslı sen gergin misin biraz? Ya Ezo dedi kapattı telefonu. Ya hiç patrona sesleniyor gibi de değildi yani. Anlamadım ben bu işi. Ah, patron dedin de aklıma ne geldi bak. Bizim Harun'un patronu var ya Resul Bey. Vefat etti ya, onun ruhuna lokma dökmüşlerdi. Yer misin biraz getirsen? Yok. Ben tokum burama kadar. Teşekkürler. Ben yiyeceğim. Ye. Afiyet olsun. Harun, gel al şu kızı başımdan, davul gibi gerdi beni. Elbiseni ters giymişsin. Ne var yani? Ona bakarsan sen hiçbir şey giymemişsin. Ben böyle rahatım. Ben rahat değilim ama git üstüne bir şey giy. Giyemem prenses, kusura bakma. Ezo. Telefonum kapalı hala. Neredesin? Neredeysen söyle, yanına geleyim hemen, olur mu? Ya Ezo, ben sana bir hediye almıştım. Onu da veremedim. Annenin cevşeni kaybetmiştim yani. Onun yerine. Seni korusun diye. Ya Ezo, ben bir eşeklik ettim. Çok yanlış yere gitti lafım. Laflarım yani. Ya ben seni üzmek istemedim. Ben ister miyim hiç seni üzmek? Ezo, ben bu hayatta bir Allah'tan bir de seni kaybetmekten korkarım. Ama artık korkaklık etmeyeceğim. Evde misin? Yanına geliyorum hemen. Konuşacağız. Konuşacağız. Bekle beni. Nereye? Ezo ile konuşacağım ben artık dede. Ne olacaksa olsun, bitsin. Ben artık onsuz nefes bile alamıyorum. Boğulacağım dede ben. Tamam. Tamam ama şimdi sırası değil oğlum. İşçiler yine ayaklanmışlar. Sana ihtiyacım var. Hadi. Hadi gel benimle. Bak ne buldum. İçer misin? Yaşın yetmez. Yavaş, yavaş Ezo. Yaşımı sığdırdıklarıma da senin aklın yetmez. Böyle bilmeden etmeden bak dangana sen. Anlat Ezo. Anlat da bilelim o zaman. Ciler ne yaptı? Neden sıktı canını? Arkadaşıma lakap takma dedim sana. Arkadaş dediğin insanı üzer mi?
Ben 6 yaşındaydım annem öldüğünde. Babam desen zaten yoktu gibi bir şey. Zorla bir tekiydi. Babaannem desen arada bir çıkarır gösterirdi kendini ama... ...lazım olduğunda o da olmazdı. Hiç kimsesiz büyüdüğüm gibi bir şey. Ama biliyor musun? Hiç bugün kadar kimsesiz hissetmedim belki. Bugün anladım ki ben meğer gerçekten yapayalnızmışım. Ben Ali'ye bile anlatamamışım kendimi ya. Ali bile anlamamış beni. Meğer ben tek başımaymışım da herkes karşımdaymış. Meğer ben gerçekten yapayalnızmışım. Yalnız değilsin hocam. Artık ben varım. Bana güvenebilirsin. Ben hayatımda ilk kez dinliyorum. Cahil. Niye şarkıyı bilmeyince cahil mi oluyor insan? Cahil oluyorsun tabii. Zeyyen Senar bu. Annemin en sevdiği sanatçıydı. Tamam. O zaman dinleyeceğim, ezberleyeceğim de. Sana söz söyleyeceğim sana da. Geldik. Annemle güya dünyayı gezecektik. Haritadan kendimize yer seçerdik. Anca çiftlikten buraya gelebildim. 5 kilometre. Tilkinin dönüp dolaşıp geldiği yer. İnmek zorunda değilsin. İstersen basayım gaza, kaçalım birlikte. Ben kimseden kaçmam. Babam gibi korkak değilim. Tamam, tamam. İyi misin? İyiyim. Yok, Cemal abi bulamamış hiçbir yerde. Ben jandarmaya haber veriyorum Cavidan anne. Cavidan Hanım. Ezo geldi. Harun Bey'le. Sen niye yaptırmıyorsun bu arabayı? Hatırası çok güzel çünkü. Nesi güzel? Bu anın mı hatırası güzel? Hayır. Sen çok güzelsin.
akşamlar yavrum. Neredesin sen? Ne işin var bu herifle? Ne oldu babaanne? Ben değil miydim bu ailenin başı? Niye bana hesap soruyorsun? Sen içki mi içtin? Ha, içki içtim. Canım istedi, içtim. Bir mahsuru mu var? Hadsiz! Cavidan anne. Ben de ayak kotamı doldurdum babaanne. Senin oğlun fazlasıyla kullandı hakkını. Bir daha sakın bana el kaldırma. Sen de doğru söylüyorsun. Benim sana ihtiyacım kalmamış. Kendi kendimi korumam gerektiğini bana acı acı öğrettiniz. Bir daha seni görmek istemiyorum. Ha, bu arada... Buyurun. Kira kontratı. Harun altına imzasını attı. Artık siz iki kafadar kafa kafaya verirsiniz. Sizi mutlu edecek bir meblağ yazarsınız. Ali nerede? Hani yok arabası vurdu baba? E sen geldi demiştin. Allah Allah. Yol kesmediğin kalmıştı. Eşkıyalığa da başladın demek ki. Güzel. Buyurun Ali Bey, nasıl yardımcı olabilirim? Yok. Sen gerçekten konuşmayı bilmiyorsun. Şimdi ben seninle tane tane konuşacağım. Aç kulağını, beni iyi dinle. Ezo'dan uzak duracaksın. Ona içirdiğin içkiyi senin burnundan getiririm ben. Anladın mı? Duydun mu beni? Ezo sahipsiz değil Harun Efendi. Onu senin gibi kurtlara yedirtmem ben. Niye ki? Çoban mısın sen? Sen kimsin ki kızı koruyorsun? Ezo'nun arkadaşıyım lan ben. Korkak herif. Ne diyorsun lan? Ezo ona aşık olduğunu biliyor mu? Söyleyemedim bile. O kadar korkak bir herifsin ki... ...senelerdir kızın karşısına geçip tek bir laf bile edememişsin. Kes lan sesini. Ezo seni kardeşi gibi görüyor sanki. Bana öyle geldi.
Lan sus. Sen bana rakip bile olamazsın Ali. Sus dedim sana, sus! Anlamıyorsun değil mi? Gerçekten anlamıyorsun. Bu savaşı yumrukla kazanamazsın. Tek bir yumruk atmadan yendim seni. O yüzden boşuna yorma kendini. Geç kumda oyna sen.